esnafların bir EYT beklentisi var. Malum EYT kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, sonra parlamentoya gelecek ve esnafın beklentisini Esnaf Federasyonları Başkanı Bendevi Palandöken açıkladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı EYT'lileri de esnafı da EYT kapsamına alın dedi. EYT'de yaşa takılan esnaf ve sanatkarın sorunu da mahrum olmasın. EYT'de esnaf ve sanatkarlar da yer almalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. Esnaf ve sanatkarın bu 2,5 milyon insanın istifade ettiği EYT'den esnafın da yararlanması lazım. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafın ödediği primi hatırlattı. Daha fazla ödüyorlar dedi. Diğer çalışanlarla eşitlenmeli çağrısı yaptı. Esnaf ve zanaatkar bağkurlu olduğu için 9.000 iş gününde, SSK'lılar 7.200 gün üzerinden emekli oldukları için 5.000 gün sigortalı olan vatandaşlarımız emekli oluyor. Aradaki prim gün sayısı gerçekten de çok önemli. Sosyal devlet ilkelerine göre aynı haklardan yararlansın. Palandöken prim borcu olan esnafın hastanede muayene olabildiğini ancak ilaç alamadığını da söyledi. Bu sorunun çözüme kavuşmasını istedi. Esnaf sanatkar 60 gün sigorta primini yatırmadığı zaman muayene olamıyor. İlacını hiç alamıyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı kararıyla yaklaşık 2 yıldır hastaneye gitme imkanı sağlandı ama eczaneye gidip ilacını alıp tedavisini olamama problemi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne zamandır var olan bir konuyu ilk defa eleştiri sepetinin içine aldı. Bu konu sürekli artan vergilerle alkol fiyatları. Kılıçdaroğlu içkiye gelen zamları eleştirdi. Eleştirisinin dayanağı şu: devlet bir hayat tarzını kuşatamaz. Seçim sonrasını da işaret etti. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyecekleri sözünü verdi. Yeni yıl sonrası temel gıda ürünlerine gelen zamların yanı sıra alkol ürünlerine de zam geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelen zamlara tepki gösterdi. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez dedi. Mesajı siz verin diyorlar. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı CHP lideri. İktidara gelmeleri halinde alkol ürünlerindeki vergiyi yeniden düzenleyeceklerinin sözünü verdi. Alkolü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.